Yaylar ne yapıyorlar sevgili yaylar? O aile hayatlarında bir takım karışıklıklar olabilirmiş sevgili yayların. Küçük planlara odaklanmanız gerekiyor. Ve yayların aslında bu hafta en çok dikkat etmesi gereken alanları, sağlıkları. Evet. Hande kulağımız sende. Neden aile hayatlarında karışıklık var? Ah Gönlü boş aile. olanların gönlü doluyor mu? Dolar da. Da. Hani dolar da. Bu hafta karşılaşırlar da. Hani sonra. Sonu mu Ay ben gelmez? yanlış bir ilişkinin peşine düşmüşüm. Ay bu insan bana göre değilmiş de diyebilirler. Ya. İşte bu hafta böyle yanıltıcı etkiler Bak var. dün biriyle tanıştıysan mesela. Evet. Geçmiş olsun. Senin bu yorumundan Yani sonra. geçmiş olsun derken yine de ilk tanışma değil ama hani mesela bir anda kanın kaynadı, bir anda ısındın, bil ki bir anda soğuyacaksın. Tam da bu dönemde bunu yaşadıysan. Yani Peki. çok paye verdiğimiz şeylerin tam tersi olduğunu görme ihtimalimiz oluyor sonrasında bu etki geçtikten sonra. Bu bekarlar için. Bu bekarlar Evliler için. için ne söylüyorsun? Mesela aile Evliler için. hayatlarında ne gibi hayal kırıklıkları yaşayabilirler? Şimdi hemen anlatalım. Şöyle. Bu ara yaylar hareketli. Ama diğer taraftan ev ve aile hayatlarına da yapmaları gereken işler var. Mesela fedakarlıklar var. Aile hayatında bakımını üstlendikleri biri olabilir. Evlerinde bulunmaları gereken kız kardeşine yardım ediyordur, onun evine bakıyordur. Hani ailevi konularda fedakarlıklarının yüksek olduğu bir dönem. Ama diğer taraftan gezmek ve dolaşmak istedikleri de bir dönem. Kendi hayatlarına göre bir şeyler yapmak istedikleri bir dönem. İşte bunların çakışması var bu hafta. O yüzden de ya siz ailenizi ufak tefek pembe yalanlarla ya bir söylediğiniz bir şeylerle kandıracaksınız ya da onlar sizi çok ihtiyaçları olduğu için kandırmaya çalışacaklar sevgili yaylar. Bu hafta bu etkiye dikkat edin derim. Hani nasıl dikkat edeceksiniz? Aslında edecek yapacak bir şey yok. Ailenizse yapmak durumunda kalacaksınız. Özgürlüğünüze düşkün bir yapınız var. Özgürlüğünüze bu düşkün yapınız ailenizdeki insanları rahatsız edebilir. Evliyseniz sevdiğiniz kişi sizi bazı konularda suçlayabilir sevgili yaylar. Hayal kırıklıkları ve sorunlara açık bir hafta içinde olacaksınız. Sen hep bunu yapıyorsun işte evliliğe yeteri kadar önem vermiyorsun. Senin önceliğin ailen olmalı diyebilirler. Bu da sizi bunaltabilir. Çünkü aslında gerçekten de önceliği ailesidir sevgili yayların ama aslında yayların önceliği arada bir nefes almaktır. Hani özgürlüklerine düşkün dememizin sebebi bu. Özellikle kadınları. Yani o yemeğini de yapacak 2 dakikada bir çıkacak dışarıya bir parka gidecek. Bir böyle bir arkadaşıyla buluşacak. Birini evinde Bir kahve ağırlayacak. molası verecek. Evet. Evet ama öyle yaylar bunu yapmadığı zaman bir müddet sonra böyle gelir 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 ondan Dolar sonra taşar. dolar taşar. Bir de patavatsızlıkları da vardır. Yayların mı? Tabii. Yani O bir koltuğu altına bir şey de oluyor. ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yayların ben o patavatsızlıklarını çok seviyorum. En son söylemesi gereken en başta söyler yay. Yalan söyleyemez o yüzden. Mesela bir yay burcunun anlarsınız yalan söyleyip yalan söyleyemediğini. Söyleyemez Belki çünkü. bir yay şunu söylüyor olabilir. Aa hiç de ben patavatsız değilim çok dobrayım. Diye Olabilir. olabilir şu anda. Ama genelde yani bomba gibi düşerler ortama. O kadarını Gerçekten. söyleyeyim. Bomba gibi Peki düşerler. bu hafta konuştuklarına dikkat etsinler mi? Kesinlikle etsinler. Bu hafta küçük şeyler onları mutlu edecek. Mesela yakın çevrelerinde kim varsa, arkadaşları, dostları, ailesindeki insanlar, kardeşleri, akrabalar bir araya gelip bol bol konuşsunlar. Bol bol dedikodu yapsınlar demeyeceğim ama konuşsunlar. Ne olmuş, ne bitmiş çok rahatlatacak bu onları. Büyük konularla uğraştıkları bir dönem değil sevgili yayların. Daha çok böyle küçük küçük olaylarla. Ne olmuş ne bitmiş dedikoduya girmiyor bu arada. Ne olmuş ne bitmiş. Hani belki böyle hani kötü örnek oluyor demesinler diye. Peki. Güzel Nurum, öyle diye düşündüm. Canım benim. İş hayatları ve sağlıklarını da ekleyelim. Süremiz dolmuş yaylarla ilgili. Tamam, hemen iş hayatlarını da ekleyelim. Bu aralar işte çok fazla işe gidip geldikleri bir döngü içerisindeler. Bazı telefonlar kısa vadeli planlara odaklanmaları gereken bir döngü içerisinde olacaklar. Kısa iş seyahatlerinizin ön plana çıktığı bir dönem ama öyle büyük iş bağlantıları, büyük adımları çok fazla beklememeniz gereken bir dönem olacak. Başka neyi konuşmuştuk? Sağlık mı söyleyecektik? Evet. Hemen sağlıkları ile ilgili konulara girelim. Yayların bu hafta sağlıklarına dikkat etmeleri Hangi gerekiyor. yönde?
Bu şöyle söyleyeceğim. Ateş Bulaş. elementindeki bütün burçlar, işte koçlar, aslanlar ve yaylar daha çok ateşle bağlantılı olan hastalıklara meyilliler. O yüzden de gribal, Mikrobik. evet, enfeksiyonlar, mikrobik durumlara açık bir döngü ve en çok tansiyon iniş çıkışlarınız, aynı zamanda nasıl söyleyeceğim, tiroidlerle bağlantılı konu ve olaylar, hormonal bir takım sıkıntı ve problemler özellikle yay ve yükselen yayların hayatında etkili Evet, olabilir. spotumuz ne? Hemen spot söyleyelim. Büyük kararlardan uzak durun diyoruz Büyük kararlardan uzak dur sevgili yay. Evet, sorularla devam ediyoruz. Burcun ne diyor köşesinde? Bu hafta Burcun senin için ne söylüyor? Sevgili Melike sormuş. Aslan kadını oğlak erkeğiyle doya doya aşk yaşayabilir mi diyor. Aslan kadını oğlak erkeğiyle doya doya, tabii ki herkes herkesle doya doya aşk yaşayabilir ama aslan kadınıyla, yani aslan burcuyla oğlak erkeği çok birbiriyle uyan iki burç değil. Oğlak erkeğinin ana teması çalışmak, üretmek, sorumluluk sahibi olmak ve her şeyi olduğu gibi, hani elinde ne varsa onu olduğu gibi değerlendirmek. Aslan kadını ise etrafına, çevresine, arkadaşlarına, eşine, dostuna birazcık daha böyle hava atmayı sever, göstermeyi sever, elindekileri sunmayı sever. İşte bu noktada biraz çatışabilirler Oğlak burcuyla. Her zaman Oğlak burcu Aslan burcunun davranışlarını düzeltecektir burada. Eğer bir taraf bir taraf diğerinin bu yaptığını kabul ediyorsa niye olmasın? Hepimiz birbirimizle anlaşırız. Sadece hayat idare, uyum üzerine kuruldu. Yani ben hep şunu söylemek istiyorum. Biz hep istiyoruz ki kendimiz gibi olsun karşı taraf. Kendimiz gibi olursa çok sıkıcı olur. Farklı insanlarla bir araya gelmek lazım. Bizim gibi olmayan insanlardan öğreneceğimiz çok şey var. Doğru. O yüzden de biri bizim istediğimiz gibi olmadığında ona karşı bilenmemeli. Bilakis ondan ne öğreneceğimize bakmalıyız. O yüzden bence Oğlak'la Aslan normalde hani kitabi bilgi olarak anlaşmaz. Ama dediğim gibi bir taraf kendinden bir parça da olsa böyle bir uyum adına bir fedakarlıkta bulunursa niye anlaşmasınlar? Çok güzel Peki, olur. balık burcu iş hayatında nasıl bir döneme giriyor 2020'de? Bu arada 2020'yi tek tek değerlendireceğiz. Dedik ya çok zorlanmalarla başladık 2020'ye. Yani Bismillah 2020'ye girdik ve çok umut yüklemiştik aslında 2020'ye. Çok şey bekliyorduk. Ama inşallah bu yaşadıklarımız son bulsun. 2020 başka felaketler getirmesin. Astrolojik açıdan gökyüzünün hareketleriyle 2020 neler getirecek bize Hande Kazanova birazdan yorumlayacak. Önce tek tek burçlara bakıyoruz. Balık burcu iş hayatında yeniliklere yelken açmalı mı bu dönemde? Hayır. Özellikle balıkların hep bunu geçen hafta da söyledik, bu hafta da söyleyeceğiz. Şu an bütün enerjiler işte kovada ve balık burçlarının şu an dinlenme, plan yapma, gelecek her şeyi, gelecekte yapacağı her tür işi gözden geçirme zamanı. Balık burçlarının harekete geçmesi gereken zaman dilimi daha çok Güneş'in balık burcuna geçtiği zamanlar, yani 23 Şubat'tan sonraki dönem. O dönemde de Merkür geriliyor olacak. İnşallah burada olursam, hani Nuray'cığım iyileşirse o anlatacak zaten ama inşallah burada olursam ondan da bahsedeceğim. Yani 23 Şubat'tan sonra orada da bir yeni ay var. O yeni aydan sonra balık burçları için doğru adımları hızlandıracakları bir zaman dilimi başlıyor ama şu an değil. Ki şunu söyleyeyim, burada olmazsa bile gerçekten benim bu hayatta desteklediğim bazı astrologlar var. Onlardan bir tanesi Hande Kazanova'dır. Şöyle desteklediğim, Ay canım. inandığım görüşüne Instagram'dan Hande'mi de takip edin. Hande Kazanova çok güzel bilgiler paylaşıyor. Hafta sonunda seni büyük bir zevkle takip ettim. Yani söylemeden geçemeyeceğim. Sağ ol canım. Başak kadını aşık olduğu erkekten önce ne bekler demiş. Başak kadını aşık olduğu Erkekten erkekten önce ne bekler? önce ne bekler? Hemen söyleyelim. Şimdi Başak Aşkta burçları önceliği ne yani? aşkta önceliği aslında Başakların, mesela Başak insanları Merküryendir. Biraz kafaları çok çalışır. Bütün bu hayatı derleyip toparlamak ister. O yüzden de aşk hayatında öyle kolay kolay beğenmeyen bir burç. Eğer kendini kaptırırsa karşı taraftan mükemmellik ister. Her şeyiyle dört dörtlük olsun ister. En iyi baba, en iyi sevgili, en iyi arkadaş, en iyi dost, en iyi ailesinde olan kişi. Yani her şeyi karşı taraftan bekleyecek. O yüzden de ben hep Başak burçlarına şunu söylüyorum. Bu kadar mükemmelliyetçi olmayın. Bu kadar her şeyi gözünüze çok fazla büyütmeyin. O zaman hayat boyu mutsuz oluyorsunuz sevgili Başaklar. Ki Başak burcunun hani hikayesi de vardır. Böyle bir kadını
bir gül bahçesinden içeriye atmışlar. Bu Başak Kadını ama böyle izleyin lütfen. Gül bahçesinden içeriye atmışlar. Demişler ki en güzel gülü seçeceksin bu kapıdan çıkıp gidene kadar. Ama geriye dönmek yok. Başak Burcu ilerliyor kapıya doğru. Diyor ki aa bu gül çok güzelmiş. Ay gülün kenarında bir şey var. Aa bu çok güzelmiş dikeni var. Ay bu böyle bu böyle bir bakıyor kapıya gelmek üzere. Bakıyor etrafına. Aman neyse diyor eline gelen gülü koparıyor ve çıkıyor kapıdan. Başak Burcu'nun aşk hayatı buna benzer. O kadar ilk başta kriterleri vardır. O kadar her şeyi böyle eler 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 eler. Sonra da Sonra artık bakar hayat geçiyor. Zamanı gelmiş. Etrafındakiler onu çok fazla bastırıyor ya da onu çok fazla laf söylüyor. Artık o zaman elinde ne varsa onunla beraber yoluna devam edecektir. belki de görüyoruz ya, 3 günlük dünya. Değil mi? Tabii ne zaman ne kesinlikle. olacağımız hiç belli Hiç. olmuyor. Dolayısıyla bu kadar çok irdelememek, Bravo. anı yaşamak, sevdiklerimizin kıymetini bilmek lazım. Çok doğru. Çünkü ölüm gibi bir acı gerçek var bu hayatta. Bizi ne zaman gelip bulacağı hiç belli değil. Kesinlikle. Belki şimdi, belki yarın, belki 10 sene, belki 20 sene sonra. Ama hani onun sıcaklığını hep hissediyoruz. Hele hep ne diyorum, hastalıkta, işte depremde göçük altında kalanları bir video paylaştım Instagram sayfamda. Hepimiz izledik onu zaten haberlerde. Evet. İnsanın yüreği parçalanıyor. Dolayısıyla hayatı da çok ciddiye almamak gerekiyor galiba. Kesinlikle. Yani buna dikkat etsinler. Dediğin çok doğru. Yani şu an söyleyecek hiçbir Dünya bir şeyim gün, o da olmadı. bugün. Evet. Ve ben hep şunu söylerim. 5 dakikada hayat değişir. Yani bu kadar üzülmek, ağlamak ne olacak? İşte bak 5 dakikada hayat kötüye de değişebiliyor. 5 dakikada hayat güzele de değişebiliyor. Yani her şey bizler için. O yüzden hem çok fazla ciddiye almamamız gerekiyor hiçbir şeyi hem de sanki bir daha yarın olmayacakmış kadar ciddiye almak gerekiyor. Hayat hep denge diyoruz ya idare diyoruz. Aslında gerçekten hayat idare üzerine kurulu. O yüzden idare etmeye özen gösterelim. Bu hafta bu çok önemli çünkü ilişkiler birazdan anlatmaya başlayacağız. İlişkilerde çok gözümüzde büyütebiliriz karşı tarafı. Kendimizi kurtarıcı rolüne soyunabiliriz. Ben onu oradan çekip çeviririm. Ne olacak beraber ilerleriz diye bizim olmayacak ilişkilerin peşinden gidebiliriz. Özellikle bizi izleyen bekar olanlar, genç olanlar varsa bugün o uyarıları yapalım. Bu hafta çok önemli. Çok. Kimse kimsenin kurtarıcısı değil Nur. Ama biz hayatta hep bir kurtarıcı bir şey bekliyoruz Evet. yani. Düştük mü kaldıracak birini Peki devam bekliyoruz. edelim. Boğa burcu için yeni birliktelikler görünüyor mu demiş Evet. seyircimiz. Evet. Yani boğalar için çok hızlı bir dönem. Hem işte hem parada hem sağlıkta hem aşkta kendilerini gösterecekleri bir dönem. Geçtiğimiz hafta da söyledik. Toplum önü duruşunuz önemli. Statünüz önemli olacak. Statü evlilikle çok bağlantılıdır. İlişkilerle çok bağlantılıdır. Kariyer ve işle çok bağlantılıdır. O yüzden bu dönemi iyi değerlendirmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Hayatınızda birçok yönden sağlam temelli adımlar atamıyormuş gibi hissediyorsunuz şu aralar. Çok iyi biliyorum. Sanki tuttuğunuz her şey sallanıyor. Deprem oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama bütün bunlar önümüzdeki dönem için size yepyeni olasılıkları karşınıza getirecek. Bu dönemi iyi değerlendirin. Ocak sonu ve Şubat ayı sizin için çok önemli olacak. Balık burcu mutsuzluğunu umuda çevirir mi? Diyor sevgili Meryem. Balık burcu. Mutsuzluğunu umuda çevirebilir mi? Balık burcu mutsuzluğunu umuda çevirebilir. Niye çevirmesin? Her şey bizim için. Sevgili balıklar, şimdi balık burçlarını ben çok seviyorum. Çünkü 12 burcun bütün özelliğini taşıyan bir burçtur balık burcu. Çok anlayışlı ve şefkatli insanlar. Ama onlar şundan muzdarip. Hep bize duygusal diyorsunuz, hep bizi geçiştiriyorsunuz. Duygusallık bir kere kötü değil. Bir kere herkes kendi doğduğu burcu, kendi doğduğu mevsimi kabul edecek arkadaşlar. Ne var duygusalsan? Bunun daha güzeli var mı? Ben hep şunu söylerim. Duyguların yanlışı, doğrusu yoktur. Hislerin doğrusu, yanlışı yoktur. Mantığın doğrusu, yanlışı vardır. Neyi yapıp ne yapmaman gerektiğini bilirsin ama duyguların yoktur. O yüzden de umutsuzluğunu umuda çevirecek tek yöntem, tek şey senin elinde sevgili balık. Hayatta çok daha geniş açıdan bakıyorsun zaten. Diğer insanların ne söylediklerine aldırma. Balık burçları etraflarından çok etkilenir. Ve etkilendikleri için de çok çabuk hatalara düşerler. En fazla söyledikleri söz şudur. Ama ben iyilik yapmak istemiştim. Her şey benim başıma kaldı.
Bunu yapmayın sevgili balıklar. Biraz kendinizi düşünün. Hani arada böyle kaçıyorsunuz ya, balığı tutamayız böyle fıt 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 fıt. O kaçma olayını arada istemediğiniz olaylarda başka insanlara da yapmaya özen gösterin. Hayatınıza bunu alın. Umutsuzluğunuzu umuda gayet güzel çevirebilirsiniz. Bir kere balıklar istedikleri birçok şeyi yapabilirler. Güzel. Akrepler de öyle, yengeçler de öyle. Bu ne demek? Bir şey hissediyorsun, düşünüyorsun, hayal ediyorsun ve o oluyor. O yüzden bu burçların duaları kabul olur. Çok hemen kabul olur. Yani İşin onlara diyorsun içerisinde ki mantık düşünce yok. gücüne inan. Evet. Düşün, hisset, Aynen. yaşa ve mutlaka karşına çıkacak. Koç erkeği için aşkta en değerli şey nedir? Kocam koç erkeği, onu çözemedim demiş. Bağımsızlık. Özgürlük. Özgürlük. Koç erkeğini özgür mü bırakacaksın? Evet. Koç erkeği aktif, ateşli, çok böyle lider özellikli ve koç erkeğinin söylediğinin dışına çok fazla çıkmamak gerekiyor. Yani şunu söyleyebilirim. Ben aslında kendi gittiğim Türkiye'nin dört bir yana söyleşilere gidiyorum. O söyleşilerde koç burcu insanı canlandırıyorum, erkeğini. Hatta şöyle demeniz gerekiyor. Onu idare ettiğinizi, yönettiğinizi asla Nasıl çaktırmamalısınız koç mesela? insanına. Canım, aslanım, kaplanım. Bak. Canımsın, aslanımsın, kaplanımsın. Bunu söyleyin. Bu kötü bir sözcük değil. Siz ne derseniz Koç burcu önce buna hayır diyecek. Koç'un temel özelliği. Her lafa hayırla başlar. Hayatım, burayı kırmızıya boyatmayı düşünüyorum. Hayır. Canım, bir tanem. Tamam. Sen kırmızıya hayır diyorsun ama ben kırmızıyı niye boyatmak istiyorum biliyor musun? Hani bak, çocukların çok hoşuna gider, burada mobilyalarla uyar ama yine de her şeyin en iyisini sen bilirsin deyin, dönün arkanızı gidin, Koç burcu sizin dediğinizi yapacak. Garanti %99. Yani kendi fikrinizi belirtin karşı tarafa güzel bir şekilde. Ondan sonra da ona bırakın. Deyin ki, ben bundan dolayı kırmızı istedim. Sen yeşil istiyorsan yeşil olsun. Sen her şeyin en iyisini bilirsin hayatım. Sen her şeyin en güzelini bilirsin deyin. Dönün arkanızı gidin. Bunu göreceksiniz. Sonra da bana yazarsınız oradan, Instagram'dan ya da YouTube, hayatta her şey var. Oradan takip edin, oraya yazın düşüncelerinizi. Oradan yazarsınız, dediğimi göreceksiniz. Yani çaktırmadan, birazcık ona bırakarak, koç erkeği için aşkta en değerli şey, dediğim gibi, hem özgür olacak hem onu yönettiğinizi çok fazla çaktırmayacaksınız. Onun hevesini asla ama asla bölmeyeceksiniz. Evet, sırada bir sorumuz var ama bunu cevaplamıştık yukarıda. Boğa burcu için yeni birliktelikler görünüyor mu demişti az Evet, önce evet, evet, seyircimiz. evet. Başka bir seyircimiz de Boğa burcu kadını için kapıda aşk var mı demiş. Var. Boğalar için Birazdan güzel bir bahsedeceğim yıla zaten. giriyoruz. Balık burcu başkalarının fikirleriyle mi hareket eder ya da Bunu da edecek? aslında az önce söyledik. Çünkü balık burçları başkalarından çok etkileniyor dedik Nur. Evet, başkalarının fikirleri, yakın çevreleriyle bağlantıları çok önemlidir sevgili balıkların. Böyle bir hemen havayı koklamak ister. Bir insanlar ne diyor der. Böyle önce bir durur. Kendi fikrini söylemeden önce bakar. Bütün toplum nasıl hareket ediyorsa, işte 5 kişiden 3'ü kabul ediyorsa ona göre hareket etmeye özen gösterir. Ama ben de şunu söylüyorum. Aslında bunu yapmalarına hiç gerek yok. O kendi içinden zaten orada işte kalıp kalmayacağını, o grubun içerisinde iyi olup olmayacağını, onlarla keyifli saatler geçirip geçirmeyeceğini gayet net bilecektir. Başkalarının fikirleriyle hareket etmeyin sevgili balıklar. Kendi fikirlerinize ve ön yargılarınıza, ön sezilerinize lütfen güvenin. Bu konuda çok iyisiniz. Benim söylememe bile gerek yok. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz zaten. Evet Hande, hazır mısın? Tek Hazır tek mıyız? 12 burcu yorumlayalım. Bununla beraber 2020'yi yorumlayalım. 2020 daha bize neler yaşatacak? Yeni dönemde bizi neler bekliyor? Bütün bu yaşananlar ne zaman son bulacak? Astrolojik açıdan yeni haberler var mı? Gerçi uzmanları dinliyoruz. Evet, deprem bölgesindeyiz, bunu biliyoruz. Her türlü önlemi almamız gerektiğini biliyoruz. Ama yıldızlar ne söylüyor? Çok merak ediyorum gerçekten. İşte dünyada çok ciddi bir salgın var. İnsanlar ölüyor. Bir yandan deprem felaketi var. Ölümler, sevdiklerimizin acı haberlerini alıyoruz. Bakalım bu daha ne kadar sürecek? 2020 bize neler getirecek? Birazdan Hande'den dinleyeceğiz.